Merhaba, en şaşırtıcı 10 kanalına hoş geldiniz. Birçok kişi seyahat etmeye bayılır. Doğal olarak da bu kişiler seyahat süresi boyunca otellerde barınır. Kimileri için bu oteller mutluluk sebebi olurken, kimileri içinse hüsrana yol açmıştır. Sizlerin de kalıp deneyimlediği enteresan, korkutucu ve en iyi otelleri videonun yorumlar kısmında belirtin. Bu videoda asla kalınmaması gereken en korkunç 10 otelden bahsedeceğim. En ilginç ve şaşırtıcı 10 serilerinin devamını kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Stanley Otel. Ünlü iş adamı ve mucit Oscar Stanley, otel inşaatının 1909 yılında tamamlanmasını sağladı. Stanley bu oteli yaptırdı çünkü bu tarihten tam 6 yıl önce doktoru tüberkülozunu iyileştirmesini umarak Batı'nın temiz ve daha havasını aramasını önermişti. Bu tavsiye üzerine Estes Park'a yaptığı yolculuk sırasında Stanley bölgeye aşık oldu ve her yaz buraya geleceğinin sözünü verdi. Stanley, oteli İrlandalı bir asilzade olan Dunraven kontundan satın aldığı arazide inşa ettirdi. Dunraven, bu bölgedeki arazilerin bir kısmını yasal olmayan yollarla satın aldığı için yerli halkla anlaşamamıştır. Dunraven 1884 yılında bölgeden ayrıldı. Stanley yaptırdığı otelin ismi için The Dunraven'ı önerdiğinde 180 kişilik bölge halkı buna karşı çıkmıştı. Günümüzde bazı rivayetlere göre otelin 407 numaralı odasını Dunraven'ın hayaleti sık sık ziyaret ediyor. Otel açılmadan yıllar önce Stanley ve ikiz kardeş Francis bir fotoğrafçılık şirketi kurdu. Sonrasında Kodak firmasına sattıkları bu şirketin ardından servetlerini katlayacak olan buhar gücüyle çalışan Stanley Steamer serisini icat ettiler. Stanley, otelin inşası için gereken meblağı da nakit olarak ödedi. Yaklaşık 10 milyon dolar. Henry Yeo isimli gezgin Estes Park, Colorado'da bulunan bu ünlü otelin lobisinin panoramik bir görüntüsünü almak istedi. Fotoğrafı çekerken merdivenlerde kimsenin olmadığını belirten Yeo, fotoğrafa ikinci kez baktığında 18. yüzyıla ait kıyafetler içinde merdivenlerden aşağı inmekte olan bir hayalet gördü. Otel, 20. yüzyılın başlarında The Shining Otel olarak ünlenmeden yıllar önce Theodore Roosevelt'ten John Philip Souza'ya ve Japon İmparatoru Hirohito'ya kadar birçok saygın ismi ev sahipliği yaptı. 1970'lerde Stephen King'in ziyaretiyle bilinen bu otel, King'in romanı ve sonrasında çekilen 1980 yapımı The Shining Cinnet filmi ile en popüler dönemini yaşadı. King'in kendisinin kaldığı ve romanda perili olarak nitelendirilen 217 numaralı oda hala popülerliğini koruyor. Taj Mahal Oteli, Hindistan'ın Mumbai şehrinde bulunan lüks ve ünlü otellerden biridir. Hiçbir masraftan kaçınmadan 500 bin sterlinlik bir maliyetle inşa edilen bu otel, 16 Aralık 1903'te kapılarını misafirlerine açtı. Tata Motors grubunun ve Taj Otellerinin kurucusu Jamsetji Tata tarafından inşa edilen bu otel, Mumbai şehrinin tacı olarak nitelendirilir. Otelin mimarı bazı odaların tasarımında hata yapması sonucunda o kadar üzüldü ki buna dayanamayıp 5. kattan atlayarak intihar etti. Birçok ilk elden alınan bilgiye göre otel çalışanları mimarın intihar edişinden sonra otel koridorlarında görüldüğü ifade edilmiştir. Otel, 1. Dünya Savaşı'nda 600 yataklı bir hastaneye dönüştürülmüş, 2008 yılında ise terör saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonrasında 167 kişi hayatını kaybetmiştir. Mahatma Gandhi, Beatles, Bill Clinton, Angelina Jolie ve Brad Pitt, Michelle Obama ve Barack Obama bu oteli ziyaret eden ünlü kişiler arasındadır. Drawers Inn Oteli. Bu otelin yapımı 1700'lü yıllara dayanıyor. İskoçya'da bulunan bu otelde az sayıda oda bulunması ve aynı zamanda otelin içinde bir barın olması ziyaretçiler için her zaman ilgi çekici olmuştur. Otelin 6 numaralı odasında bazı paranormal olayların olduğu söyleniyor. Bu odada konaklayan bir çiftin otel merdivenlerinde pembe elbiseli bir kız çocuğu gördüğü rivayet edilir. Bu odada konaklayan başka bir çift ise flash ışıklarıyla uyandığı ve eşyalarını topladıkları anda kameralarının olmadığı fark edilir. Daha sonra kameralarını bulduklarında çiftin farklı fotoğraflarının çekildiği kameraya bakılarak anlaşılır. Odalarına çekildiklerinde kapılarının kilitli olduğuna eminlerdi ve otel çalışanlarında yedek anahtar bulunmadığı otel sahibi tarafından bu çifte anlatılmaya çalışılmıştı. Drawers Inn harika bir bar ve kesinlikle bir bira bardağı ve hayalet avına çıkmak için gidilmeye değer bir yer. Kiminle tanışabileceğinizi asla bilemezsiniz. Galvez Otel, Bu otel Amerika Birleşik Devletleri Teksas eyaletinde Galveston şehrindedir. Bu otel 1911 yılında inşa edilmiştir. Galvez Otel'in içi ve dışı o kadar tarih dolu ve mimarisi o kadar güzel ki hayalet ziyaretçileriyle ön plana çıkması inanılır gibi değil der bazı ziyaretçiler. Aslında yaşanan bu hadise otelin adının hayaletlerle anılması için yeterliydi. 501 numaralı oda. Otel çalışanları kapıların çarptığını duyunca ve televizyonlar veya ışıklar açılıp kapandığında korku ile odayı hareket ederler. Ve içeride kimse yoktur. Bu olaydan yıllar önce balayı için bu oteli ziyaret edip 501 numaralı bu odada kalan Audra isimli kadın bu odada bilekleri kesilmiş ve boynundan asılmış halde bulundu. Just moments after our initial setup, we notice a strange light anomaly suddenly appear from the curtains and then quickly travel up to the static camera. Cinayet Kalesi. Henry Howard Holmes lakabıyla bilinen bu kişi, kayıtlara geçmiş ilk Amerikalı seri katildir. 1893 Chicago Dünya Fuarı zamanında ve bu fuar sebebiyle ziyarette bulunan misafirleri ağırlamak için Englewood, Chicago'da zihninde kurduğu cinayetleri işlemek için özel tasarladığı bir otel açtı. Bu otele de Cinayet Kalesi adını verdi. Otele gelen misafirlerin kaçamayacağı ve onlara sık sık işkence yapıp katledeceği bir yer yaptı. Amaçlarını gerçekleştirmek için tasarlamıştı. Hatta odalara gizli gaz vanaları da yaptırmıştır. Henry Howard Holmes, yakalandıktan sonra 27 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti. Ancak asit kullanılarak ortadan kaldırılan misafirlerle birlikte bilanço çok daha ağırdır. Ölü sayısının 200 kişi olduğu belirlenmiştir. Bu seri katilin cinayetleri gerçekleştirmek için özel olarak tasarladığı otel yıkılarak şu anda Englewood Postanesi olarak yeniden inşa edilmiştir. Russell Hotel. Sydney'de bulunan bu otelin yapımı 1887 yılında tamamlanmıştır ve gece inlemeleriyle nam salmıştır. 8 numaralı odada kalan misafirlerin her seferinde kendilerini izleyen bir denizcinin varlığını görüp aniden odayı terk ettikleri şahit olunmuştur. Her şeye rağmen bu tarihi otelde konaklamak Sydney'e gelen insanların ilk seçeneklerinden biri olmuştur. Fairmont Banff Springs Oteli. Kanada'da bulunan bu otelin yapımı 1888 yılına dayanır. Başlangıçta Kanada Pasifik Demiryolu üzerindeki trafiğin arttırılması amacıyla Demiryolu Oteli olarak kullanıma açılmıştır. Otelin yapımı sırasında bir odada hiç pencere veya kapı inşa edilmemiş, bu da otel sahibi ile paylaşılmamıştır. Bu oda 1926'da çıkan bir yangın sonrasında keşfedildi. O zamandan beri bu oda dışındaki koridorlarda dolaşan kişilerin olduğu görülür. Yanan gelin. Hikayeler gelinliğiyle bir kadının merdivenlerde hayatını kaybettiğini gösteriyor. Gelin merdivenlerden aşağı inerken merdiven kenarlarında bulunan mumlar gelinin elbisesinin yanmasına sebep oldu. Paniğe kapılan gelin merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti. Birçok kişi hayaletini balo salonunda gördüğünü, genellikle balo salonunda dans ettiğini ve dans ederken elbisesinden çıkan alevlere şahit oldu. Personel ayrıca suite boş olsa bile gelin suite'inden gelen garip sesler olduğunu bildirdi. Langham Otel Londra'da bulunur ve otelin yapımı 1865 yılında tamamlanıp hizmete açılmıştır. Şaşırtıcı derecede lüks ve 5 yıldızlı bir oteldir. 333 numaralı odanın en perili olduğu düşünülüyor. Son zamanlarda İngiltere kriket takımının Langham Oteli'nde kaldığı süre zarfında ekip üyelerinin bazılarının odalarda uyumakta zorlandıkları, bazı eşlerin de otelde kalmayı reddettikleri bildirildi. İngiltere'nin kriket oyuncusu Stuart Broad kaldığı süre boyunca odada yaşadığı bir deneyimi anlatıyor. Oda o kadar sıcaktı ki uyuyamadım. Birdenbire banyodaki musluklar sebepsiz yere açıldı. Işıkları açtım ve musluklar kendi kendine kapandı. Sonra ışıkları tekrar kapattığımda musluklar açıldı. Çok garipti. Bu beni gerçekten korkuttu. Burad'ın kız arkadaşı Billy de çok korktu ve odada kalamayacağını söyledi. Çünkü hayaletlerden çok korkuyordu. Stay on Main Oteli. Los Angeles'ta bulunan bu lanetli otelin yeni ismi sizi yanıltmasın. Yeni ismi Cecil Otel'dir. Cecil Otel, kısmen karanlık geçmişi sayesinde Los Angeles'ın en ünlü otellerinden biridir. Bazıları katillere, akıl hastalarına ve hayaletlere ev sahipliği yapan Cecil'in sıradan bir otel olmadığını ve lanetli olduğunu söylüyorlar. 1985'te Cecil Otel sadece ünlü seri katil Richard Ramirez'e değil, aynı zamanda seri katil Jack Underweger'a ev sahipliği yaptı. Ayrıca yıllar boyunca ilginç ölümler zincirinin de yeri olmuştur. Bu ölümlerden en yenisi ise Alice Lam'ın ölümüdür. Şubat 2013'te ölümünden 2 hafta sonra otel müşterileri ve personeli suyun tadının ve görünüşünün değiştiğinden şikayet etmeye başladığında 21 yaşındaki Alice'in cesedi bulundu. Tam 2 hafta sonra kızın cesedi çatıdaki su tanklarının içinde bulundu. Soruşturma polisleri otelin çok ilginç bir güvenlik görüntüsüne yöneltti. Video, Alice'in tek başına asansöre girdiğini ve panodaki düğmelere basmak için durduğunu gösteriyor. Tuşları çalıştırmadaki birkaç başarısız girişimden sonra asansörden çıkıyor ve orada olmayan biriyle konuşuyor gibi görünüyor. Sonra uzaklaşıyor ve bir zaman sonra asansörün kapıları kapanıyor. Yetkililer bu video kaydedildikten sonra Alice'in su tankına ulaştığını ve boğulduğuna inanıyorlar. Cecil Otel ismini Stay on Mine olarak değiştirerek geçmişten kurtulmayı denedi. Ama maalesef hiçbir isim değişikliği Amerika'nın en lanetli ve hayaletli otellerinden birinin kana bulanmış geçmişini temizleyemedi. Luxor Otel. Bu otel Las Vegas'tadır. Mısır temalı bir oteldir. Luxor Otel açıldığından beri birçok ölüme şahit olmuştur. Kimilerine göre bu otelin lanetli olmasının sebebi otelin dışında bulunan Sphinx'in doğuya dönük olmasıdır. Mısır'da bulunan orijinal Sphinx ise batıya bakar. Luxor'daki Sphinx ise doğuya bakar. Otelin inşasından sonra 1996 yılında binanın 26. katından bir kadın aşağı atladı. Başka bir adam ise aşırı alkol alıp 10. kattan atlayıp yaşamına son verdi. 2007'de otoparkta bir el bombası patladı ve bir görevlinin hayatı son buldu. 2017'de bir futbolcu kavga sırasında, 2012'de ise bir kazino çalışanı öldü. Oteldeki Titanic sergisinde de gemideki misafirleri gördüğünü söyleyen tanıklar bulunmaktadır. Sizler için derlediğim en korkunç 10 otel videosunu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala katkı sağlamak ve bu gibi videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.